Efendim merhabalar. Mavi Ray'a yolculuk programında Rasim Özenören ile olan sohbetimiz devam ediyor. Geçen programda biliyorsunuz çok tatlı bir yerde sohbeti kesmek zorunda kalmıştık. Çünkü Rasim abi Sezai Karakoç ile olan tanışıklığını, sohbetlerini anlatıyordu. Hatta bu arada bir sırrını da bize ifşa etmişti. O da Sezai Bey'in meşhur Taha'nın kitabı, şiir kitabındaki Taha'nın aslında Rasim abi olduğu, ismen de öyle oldu. Fakat genel çağrışım açısından Taha olarak değiştirdiği gerçeğiydi ki gerçekten çok çarpıcı bir gerçek. Şimdi Sezai Bey ummanına daldık. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Fakat Rasim Bey'in en son cümlesi Sezai Bey'le olan o mektuplaşmaları sırasında Sezai Bey'in mektuplarında Rasim abi aktardığı rüyaları üzerineydi. Ve özellikle aklına gelen bir rüya var idi. Biz orada bağlamıştık. Şimdi oradan yeniden sözü açalım ve sözü ehline verelim efendim. Buyurun abi, o rüya neydi? Evet. Sezai Bey'in evet. Rüyası. İnşallah bizi dinleyenlere böyle pat diye bir konuya giriyormuş gibi olmaz. Evet. Geçen haftaki sohbetimizde zihinlerinde, hafızalarında tamamlayarak düşünsünler bunu. Şimdi Ankara'ya geldikten sonra mektuplaşmalarımızın başladığını söylemiştik ve daha sonra da o mektupları birbirimize iade ettiğimizi söylemiştik. Orada bazı rüyalarını anlatıyordu. Rüyalardan birisi şu: Rasim müjdeler olsun. Bunu okur gibi söylüyorum değil mi? Evet. Çünkü unutulacak bir cümle değil, en azından benim için. Rasim müjdeler olsun. Bu gece rüyamda ikimizin kabrini gördüm. Mezar taşlarımız yan yanaydı, diyor ve ondan sonra rüyanın yorumunu yapıyor. Biz, diyor, bu dünyada beraber olduğumuz gibi, bu şunun işareti ki ahirette de beraber İnşallah. Olacağız. İnşallah öyle oluruz. Ne kadar güzel. Evet. Ne kadar harika. Abi bu mektuplarda mutlaka çok çarpıcı, sizin de aklınızda yer eden cümleler vardır Sezai Bey'in. Aslında ondan da bahsetmiştiniz geçen hafta. Var mı aklınızda böyle hiç unutmadığınız? Öyle cümleler de var hatırımda olan. Ama bir rüya daha var, o da çok enteresan. Lütfen. O rüyanın şiirini de yazdı. Aslında bunun da şiiri yazıldı. Bu şimdi anlattığı. Öyle mi? Rasim müjdeler olsun. Bu gece rüyamda ikimizin kabrini yan yana gördük. Mezar taşlarımız yan yanaydı işte. Biri kendisinin, biri benim mezar taşım olarak görünüyor. Gene o rüya faslında, aynı mektupta değil bunlar, muhtelif tarihlerde görülmüş, farklı zamanlara ait rüyalar. Bu gece rüyamda seni gördüm. Ben, diyor, bir denizde boğulmak üzereyim. Etrafta bana yardım edecek, imdat dediğim zaman bu imdadıma koşacak hiç kimse yok. Gene de imdat diye bağırdığımda kıyıda sen peydahlandın, sen nasıl oldun. Ve benim o imdat talebime karşı üzerinde bir gömlek varmış, sırtında bir gömlek varmış. O gömlekte senin sırtındaki son giyecekmiş. Sırtındaki son gömleği çıkarttın ve bana attın. Ben o gömleği yakaladım. Sen de çektin. Beni kıyıya çıkarttın. Çok manidar değil mi? Evet. Böyle bir rüya. Bu rüyanın da şiirini yazdı Sezai abi. Bir, nasıl bir şiir abi, hatırlıyor musunuz? Hangi? Bu işte Taha'nın kitabında, kitabındaki geçen ey üzerindeki son gömleği çıkartıp atan. Tabii bunları ben anlatmaya hazırlıklı olmadığım için olsun. Hafızamı, aklınızda varsa evet, hafızamı tazelemem gerekiyordu. Ama bunlar Taha'nın kitabında yer alan şiirlerin arasında. Buradan da izleyicilerimize belki bir hatırlatma ben yapayım. Efendim bu sohbetlerimiz anlık sohbetler. Yani biz Rasim abiyle oturuyoruz. Artık o anda hangi bahis aklımıza geliyorsa, özellikle de ben birazcık Rasim abi hazırlıksız yakalıyorum. Ama
Eğer Sezai Karakoç şiirine aşina değilseniz, tabii aşina olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ve eğer elinizde de gerçekten Sezai Bey'in şiirleri varsa, herhalde bu sohbetten sonra yeniden açıp özellikle Taha'nın kitabını okumak gerekiyor. Evet. Ben öyle yapacağım şahsen. Evet. Daha farklı bir ışık, daha farklı bir boyut göreceğimizi ben zannediyorum. Abi bu kadar çok mektuplaşmalar oldu. Bunların arasında rüyalar anlatılıyor. Belki siz kendi halinizden haber veriyorsunuz yaşadığınız şeyleri. Başka hangi bahisler geçerdi o mektuplarda Sezai Bey'in anlattığı, size aktardığı şeyler? Ben mesela bir mektubumda şöyle bir şey yazdım. Şimdi Sezai kelimesinin bir lügat anlamı var. Öyle bir cümle ağzımdan çıktı ki Sezai dedim. Halbuki hep ağabey derdim. Orada Sezai diye kelime ağzımdan çıktı. Sezai, ey Sezailerin Sezaisi diye başlayıp devam eden bir cümle. Onun üzerine Sezai abi bana mektubunda bana dedi ilk defa adımla hitap ettin diye onun üzerinde durdu. Halbuki işte Sezai hem lügat anlamıyla hem kendisinin adı olarak zikredilmişti. Lügat anlamını da isterseniz izleyicilerimize paylaşalım abi Sezai. Seza, değer, efendim, değere ait olan, kıymete. Evet, değerli olan. Evet, değer olan, değere ait olan. Değer nedir? En değerli şey nedir? Bir Müslümana göre Allah. İnancıdır. İnancı. Allah'ın kendisi, Resul'ün kendisi. Ona nispeti olan anlamında bunları, bunları da şu anda söylüyorum. Evet. Üzerinde daha önce düşünmüştüm. Rasim ne demek abi? Onu da isterseniz. Rasim resmeden demek. Resmeden, bu resmetmek ressamların çizgileriyle olabildiği gibi şairin kelimeleriyle çizmesi de. Veya namelerle değil mi? Musikiden. Öyle bir anlamı var resmeden anlamı. Aynı zamanda neyi resmediyor? Kendi manevi alanında bulunan şeyleri de resmedebilen, dışa vurabilen. Aslında zengin bir anlamı var. Fakat tarihçesi zannediyorum çok eski değil Rasim adının. Son 200 yıllık bir mazisi var sanki. Evet. Peki abi bu geliş gidişler, siz gidiyordunuz. Peki Sezai Bey Ankara'ya tabii o geldi. Da her defasında gelirdi. Ben hafta sonlarında İstanbul'a giderdim. Sezai Bey de hafta içinde Ankara'ya gelirdi. Çok sık oluyor muydu yani bu gelişi? Tabii neredeyse hemen hemen her hafta. Allah bazı Allah. Aksattığımız haftalar olabilir, olurdu. O cümlelerden bak bir cümle sormuştum. Pat diye bir başka cümle hatırıma geldi. Gene böyle bir mektup yazıyorum. Şuna benzer bir cümle. Benzer bir cümle değil de cümle, bu cümle. Işık bir kefaret gibi yükleniyor üstüme. Şey nedir, bağlamı nedir? Şu anda bağlamını bilmiyorum bunu. Ama bu cümle benim bir öykümde de geçti. Ama buradan öyküye mi aktarıldı? Öyküden mi buraya aktarıldı? Onu sorma. Onu şu anda bilmiyorum. Ama her iki yerde de hem mektupta kullanıldı hem orada kullanıldı. Bu cümle işte nasıl bir bağlam içinde yazdım. Tabii çok mektup var. Yüzlerce sayfalık mektup. Bunların bunları defalarca okumuşuz vaktiyle ama şu anda da üzerinden 40 yıl geçmiş. 40 sizde küsür. Hala muhafaza ediliyor mu abi mektuplar? Kendi mektuplarınızı aldınız Sezai Bey'den değil mi? Evet aldık. Sizde bulunuyor mu mektuplar? Onlar artık Cenab-ı Allah'ın katında bir yerlerde duruyor. Evet. Keşke yayınlansa diye ben hep tabii ümit ederiz. Bütün tahmin ediyorum sizi ve Sezai Bey'i sevenler, okuyanlar, bilmeleri gerekenler. Çünkü bilinmeye layık iki çok çok önemli isim. Kendi aralarında bu muhabbet, bu akım da mutlaka insanların çok çok dikkatini çekecek bir şeydir. Ben kendi namıma çok arzu ederim. İnşallah öyle bir teşebbüs istikbalde olur, öyle bir imkan olur. Evet, o tabii
bende duruyor veya durmuyor önemli değil. Evet. O mektup bende bile olsa, diyelim ki bende bile olsa, o mektubun sahibi Sezai Karakoç. Evet, tabii ki. Dolayısıyla onun izninin olması lazım. Eyvallah. Onun yayınlanması için. Peki Sezai abi, evet, Ankara'ya geldiğinde bu cümleyi söylediniz, pardon, onu, evet, kaçırmayalım. O cümle şu. Evet. Benim işte bu söylediğim cümle. Işık bir kefaret gibi yükleniyor üstüme. Cümlesinin geçtiği mektup. Onun bana yazdığı cevapta Rasim diyor. Senin bu cümlen için bütün bir şairliğimi feda etmeye hazırım. İlginç değil mi? Çok ilginç. Tabii biz onun şairliğini asla feda etmesini istemeyiz böyle. Bizim gelişi güzel ağzımızdan çıkmış. Zaten bu söz de şairane bir söz. Yani sizin söylediğiniz söz gibi onun bu söylediği söz de, şairliği feda etme sözü de çok şairane bir şey. Evet. Tabii insanlar yanlış anlamasın. Şairane olması haşa onun kurgulanmış, düşünülmüş, terkip edilmiş bir cümle olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersi. İlham-ı huda olduğu için, evet, gerçek şair kendisine gelen, değil mi abi? Yani vahyi dildir. Gönülden gelen, ilhamla söyleyen bir şey. O da şiirdir sonuçta. Tabii. İlla bir şiir kitabının içinde yer alması gerekmiyor. Tabii asıl şey, o imgeleri sen çözebildiğin takdirde realiteyi kalbinden nişanlayan cümleler bu tür cümlelerdir. Çok doğru. Başka aklınıza gelen böyle şeyler var mı? Mektuplardaki manidar, çarpıcı şeyler. Mesela haber, evet, sorulur muydu? Ankara'daki bazı şahıslar size sorar mıydı? Tanıdıklarını veya siz ona sorar mıydınız? Haber alıp verme gibi bir işlevi de var mıydı mektupların? O tür şeyler çok olmazdı. Yani çevreden ziyade biz kendimizi anlatmaya çalışırdık. Ben mesela hep kendimi anlatmaya çalışıyordum. Çünkü şöyle bir pratik sebep, kendimi anlatma hevesi değil. Şimdi Sezai Bey'le yan yana olduğumuzda benim başımdan şunlar geçti. Şöyle şeyler de olmuş, şöyle şöyle tecrübelerin de sahibiyim gibi cümleler etmek benim edep anlayışıma pek uygun düşmezdi. Ama onun yazdığı öyle şeyler vardı ki, mesela beni tahlil eden yerleri vardı. Onun üzerine ben bazen mecbur kalırdım. Onu teyiden, evet abi doğru söylüyorsun, isabetli bir teşhis. Nitekim işte başımdan böyle bir olay da geçmişti veya bu tür bir birikimde bu adamın mazisinde kayıtlıdır kabilinden yazardım. Şey, bir Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da beraber yürüyüşünüz vardı galiba. Evet. Beyazıt Meydanı. Evet. Bu da işte gene Taha'nın kitabında yer alan şiirlerden birinin malzemesi oldu diyeceğim ama malzeme kelimesi güzel. Konusu oldu. Evet. Lihazı oldu. Evet. Veya ona bir imge İlham oluşturdu diyelim. Cumhuriyet Bayramı tatil. Biz o tatilden istifade etmek suretiyle İstanbul'a geldik her zaman olduğu gibi. Bayazıt'tan Laleli Tariki ile diyelim Aksaray'a doğru yürüyoruz. Oradan da Yenikapı'ya gideceğiz. Tam o sırada askerler töreni tamamlamışlar. Tören sonu bando müzikalarını çalarak onlar da Bayazıt istikametine doğru yürüyor. Rasim dedi, bu töreni dedi senin için hazırladım. Bu askerler dedi şimdi senin için bu töreni yapıyorlar dedi. İşte o, bu imgeyi de daha sonra o şiirlerinden birisinde kullandı. Taha'nın kitabındaki şiirlerden birisinde kullandı. Peki Ankara'ya geldiğinde başka birileriyle de görüşür müydü abi? Sezai Bey'in ahbaplık ettiği dostlar olan kişiler. Tabii mesela Nuri Pakdil var, Erdem Bayazıt var, Akif İnan var. Onların ölenlere rahmet dilemiş olalım. Akif İnan, Erdem Bayazıt rahmetli
oldular. Nuri Ağabey ile görüşürdü. Bir iki defa Devlet Planlama Teşkilatı'na ziyareti oldu. Devlet Planlama Teşkilatı'na Sezai Karakoç'un alınmasıyla ilgili bir şaiye ortaya çıktı. Öyle mi? Evet. Giriş gidişinden dolayı mı yoksa sizleri tanıması veya daha genel bir şaiye mıydı? Sanıyorum yani şöyle kaynaklandı. Şimdi Sezai abi memuriyetten ayrıldı. Ayrıldıktan sonra kendisinin emekliliği de yok. 10 yıl mecburi hizmetini tamamladıktan sonra memuriyetten ayrıldı, istifa etti. Bundan kısmen bahsetmiştik sanıyorum. Dolayısıyla insanlar kendi üzerlerinde mecburiyetler hissediyor. Arkadaşımızın geçimi nedir, ne olacak? Onun da dergi yok o saatte. Dergi kapanmış. Efendim herhangi bir yerde yazı yazmıyor. Daha sonra Babali'de Sabah gazetesinde yazdı ama yani böyle belli başlı bir kısa sürelerle yazdı, kaldı ki o gazetelerdeki yazıları kısa sürelerle oluştu. Dolayısıyla herkes kendisine Sezai Bey için bir şeyler yapma mecburiyetinde hissediyor. O mecburiyeti hissedenlerden birisi muhtemelen planlamanın ilgililerine, bildiğim kadarıyla rahmetli Muammer Dolmacı'ya intikal ettirmişler. Sezai Bey'i de planlamaya alsak mı diye. O tamam, ben de düşüneyim veya bir müzakere, teşekkür edelim. Turgut Bey'le görüşelim falan. Turgut Özal'la. O zaman müsteşar. Müsteşar, evet. 1967-68 dönemi. Müsteşar. Ona görüşelim. Bu tür şeyler kendi aralarında geçiyor. O arada birisi de bu şayiaları işitince Sezai Bey'e aktarıyor. Tekrar senin işte planlamaya alınman söz konusu denildiğinde Sezai abinin cevabı şu oldu. Beni dedi planlamaya almaya cesaret edemezler dedi. Evet. Neyi kastetmiş olabilir cesaret edemezler derken? Bunu söyledi. Ben kendime göre bir yorum yapıyorum. Yani şunu söyledi. Onun fikri karakteri, fikri şahsiyeti her yönüyle ortaya çıkmış durumda. O tarihte planlama koridorlarında gezen bir memur vardı. Takunya ile gezerdi bu adam. Allah'ım. Evet. Şıkır şıkır. Planlamanın yeri o tarihte şimdiki Başbakanlık Merkez Binası. Merkez binasında bu savunma veya müdafaa caddesi. Genelkurmay tarafına bakan evet, kısımdı galiba. Oradaki binadayız. İsmi lazım değil arkadaşın ama lazım olursa onu da söyleyebiliriz. Bu arkadaş ayağında takunya, pantolonunun paçaları sıvanmış vaziyette. Koridoru bir başıştan bir başa şıkır şıkır gezer. Planlama da o tarihte gazetecilerin, efendim medya mensuplarının sıklıkla gelip gittiği yerler. Sadece müsteşardan, efendim idari mercilerden bilgi almak üzere değil, uzmanlardan da bilgiler alırlardı, görüş alırlardı. O adamcağızı da görüyorlardı. Bu şeyden dolayı, bu olaydan dolayı planlamanın adı Takunyalılara çıkmıştı. Bunun Turgut Özal'la ilgisi yok. Ama hep yanlış anlaşıldı bu. Ben mesela kendi gözümle görmesem, o şahsın benim de üzerinde yer aldığım odanın önünden o şıkır şıkır takunyalarıyla bir baştan bir başa dolaştığını görmesem, sadece gazetelerdeki yazılanlara bakarak yorumlasak, öyle zannedilir ki buradaki insanlar takunyayla geziyor falan kabilinden. Halbuki o bir kişinin onun da neyin nesi, kimin fesi olduğunu ben bugünden geriye baktığımda da çıkartamıyorum. Pek bir iyi niyette izafe edemiyorum. Evet. Ama o adamın şahsında bütün bir planlama camiası Takunyalılar diye anılmaya başladı. Evet.
Yani böyle bir dönemde de Sezai Bey böyle bir kendi duruşuyla ve kendi ortaya koyduğu fikirleriyle zaten ben herhangi bir kurumda yer alamam. Onlar zaten bunu kaldıramazlar. Kaldıramazlar. Maalesef. Zaten de tekrar memuriyete girme amacıyla ayrılmış değil. Çok sonra bir zorunluluk oldu. Yeniden girdi. Öyle mi? Evet. Ne zaman abi? Planlama Teşkilatı'na değil. Maliye Bakanlığı'na gelirler kontrolörü olarak hangi girdi. Hangi seneydi abi o? Hatırlıyor musun? Sene 1973-74 yılı. Kısa bir süre ama galiba değil mi? Kısa bir süre. Bir yıl civarında yeniden bir memuriyete intisabı var. Ben de 1974 yılı Mart ayında askerliğimi bitirdim Şırnak'ta. Ankara'ya döndüm. Yeniden Devlet Planlama Teşkilatı'na girmem gerekiyor. Gireceğim. Fakat bizim şeyimizde mukavele ücretimiz emsalimize göre çok düşük tutuldu. Onun yeniden ayarlanmasıyla ilgili bir bekleyiş içindeyim. O dönemde de işte Sezai abi Maliye Bakanlığı'na yeniden girmiş gelirler kontrolörü olarak. O zaman daha sık görüşüyordunuz. Tabii ben her gün evden çıkıyorum sabahleyin. Sezai abiyi ziyaret ediyorum. Nerede oturuyordu abi o zaman? Hangi semtte Ankara'da? Sezai abi şeyde Çankaya. Çankaya'da oturuyordu, Çankaya'da. Peki Ankara'da nerelere takılırdınız? Yani nerelerde oturup sohbet ederdiniz? Böyle bir mekan var mıydı? Sıklıkla gittiğiniz. Daha çok Akman'a Uluş'ta olduğumuz zaman ben... Pastanesi. Akman Pastanesi vardı. Orada otururduk. Yahut da işte Kızılay'daki bu çay kahveleri falan, çay evleri oralarda otururduk. Hacı Bayram Camii'ne sıklıkla gider miydi Sezai Bey? Yani o kale civarını, eski Ankara'yı. Yani o mıntıkalarda da tabii bulunurduk ama orada işte ziyaret yerlerini, ziyaret yerlerinden çok yaptıktan sonra çok fazla şey yapamazdık. Oralardan ziyade işte Kızılay tarafında daha çok bulunurduk. O zaman diğer arkadaşlarınız da bulunurdu. Tabii diğer arkadaşlar da bulunurlardı. Akif İnan rahmetli onlar da. Evet, yani gittiniz geldiniz, mukabileniz düşük tutuldu. Şimdi Sezai Bey de aynı dönemde Ankara'ya geldi. Kısa bir süre memuriyete devam edecek. Evet. Bunlar şimdi birbirinin içinde birbirine bağlı çok ilginç anılar. Sezai abi dedi ki, madem dedi gireceksin, planlama müsteşarı Kemal Cantürk, o dedi Lütfü Doğan Hoca'nın, Lütfü Doğan Hoca da Diyanet İşleri Başkanlığı'na vekalet ediyor. Yıllarca vekaleti, hafızam beni yanıltmıyorsa, vekaleten yönetti. Ona dedi bir bilgi verelim. O şayet Kemal Bey'e haber verirse senin işini daha çabuk hallederler. Durum Lütfi Doğan hocamıza haber verildi. Lütfi Doğan hoca da sağ olsun beni aradı. Ben dedi bir bilgi verdim. Seninle görüşecek Kemal Bey dedi. Kemal Bey'den randevu ismi demeye gidiyorum. Sekreteri not alıyor. Fakat bir türlü kabul edilmiyoruz içeriye. İki gün geçti, üç gün geçti, beş gün geçti, kabul edilmedik. Bu arada bir milletvekili arkadaşımız rahmetli oldu. Konya milletvekili, Milli Selamet Partisi'nden. Reşat Aksoy. Bu asker dönüşü benim planlamaya henüz girdiğimi, girmediğimi falan öğrenmek istedi. Ben de durumu ona anlattım. O dedi ki, bunu dedi aslında şeye söylememiz lazım. Korkut Bey'e dedi, Korkut Özal'a, İçişleri Bakanı o tarihte. Korkut Bey'e söyleyelim dedi. Korkut Bey'in sözüyle hemen yapar. Çünkü dedi, izahını da böyle yaptı. Çünkü dedi Kemal Cantürk bu arada bir büyük elçilik bekliyor dışarıda. Büyük elçilik için de Bakanlar Kurulu kararnamesi lazım. Dolayısıyla herhangi bir bakanın sözü kendisine ulaşırsa onu etkili kırmak olur, istemez, etkili olur dedi. Nitekim söylemiş.
Ertesi bana da bilgi verdi neticesinde. Tekrar dedi Birgit. O İçişleri Bakanı'nın sözü üzerine beni kabul etti. Daha önce Lütfi Doğan, Lütfi Hocam'a da buradan saygılarımı sunuyorum. Alınmasın, gücenmesin, ikisinin arası bozulmasın diye kendisine de bu bilgiyi vermek istememiştim ama şimdi böyle bir ortamda maalesef. Kaç sene geçmiş. Evet, seneler geçmiş. Evet. 40 seneye yaklaşmış, 35 sene olmuş. Beni hemen kabul etti, masasından kalktı. Bunlar mübalağasız şimdi bu herkesin huzurunda söylenen cümleler olduğu için söylediğim şeylerin çok bilincindeyim. Odanın ortasına kadar geldi, beni kucakladı. Daha önce niye gelmedin diye sordu bana. Oturduk, işte çayımız söylendi, çayımızı içiyoruz. Daha önce niye gelmedin diye sorunca ben de bir mahcubiyet olmasın diye efendim daha önce fırsat bulamamıştım gelmeye. Tabii ki kaç günden beri bekliyorsunuz. Tabii defalarca geldim ve reddedildim. Evet. Kabul edilmedim veya en azından reddedilmeyi geri çekersek kabul edilmedik. Senin dedi mukavele ücretin dedi benim elimde. Şu anda dedi istediğin rakamı yazabilirim. Bunlar dedi geçerlidir. Telefon açtı, genel sekreteri çağırdı. Rasim Özdenören'in mukavelesini getir. Üzerine de dedi işte şu rakamı yaz. Ben de işitiyorum şeyi, konuşmaları, telefon konuşmasını. Genel sekreter, genel sekreterin ismi de bende mahfuz kalsın. Dedi ki efendim dedi bizim bir ilke kararımız vardı askerden dönenlere. Şu miktar üzerinden mukavele yapacaktık. Kemalcan Türk de dedi ki ilkeyi dedi koyan biziz dedi. Allah'ın emri değil. Sen dedi mukaveleyi getir bana. Mukavele geldi. Şimdi genel sekreter de beni orada görmekten dolayı çok şaşırdı. Çünkü ben ona da daha önce gitmiştim, rica etmiştim. Ben yurt dışında kaldım, efendim askere gittim. Bunlar üst üste konulduğu zaman bunlara ben kendi hevesimle gitmiyorum. Bunlar görev icabı gidilen şeyler. Gerek yurt dışı, evet, gerek askerlik. Ve burada benim hakkımın yenmemesi lazım. Benim emsalim diyelim ki 100 lira üzerinden mukavele yapmış iseler benimki ta 55 liralarda, 60 liralarda kalmış. Yani bayağı büyük bir açıklık var. Ben illa onlarla beraber olsun da demiyorum ama hiç olmasa makul bir aralık olsun istiyorum. Genel sekreteri gönderdi. Buraya dedi şimdi istediğin rakamı yazabilirim. Şu dedi uygun mu? Efendim siz nasıl uygun görüyorsanız sizin uygun gördüğünüz her rakam benim için de uygundur dedim. Onun üzerine kalemi bıraktı. Başkasının şemsiyesi altında görünmek ister misin dedi bana. Ben de istemem efendim dedim. Gel dedi biz bu rakamı şimdi yazmayalım. 15 gün sonra bütün teşkilatın mukavelesi yenilenecek. Bu olay Mart ayında oluyor. Mart ayının sonlarında oluyor. O zaman mukaveleler Mart ayında, mali yıl. Mali yıl. Mart ayında olduğu için. Ama genelde de hep Mart ayından Nisan'a Mayıs'a sardığı olurdu. 15 gün sonra dedi mukaveleler yenilenecek. Sen dedi tekrar şimdi yazacağımız rakamı dedi o zaman dedi yazarız. Artık dedi biz kardeşiz. Ben senin ağabeyinim, sen benim kardeşimsin. Bu kapı sana her zaman açık. İstediğin zaman gelirsin, gidersin. Ve dedi ki Lütfi Doğan'ı dedi sen nereden tanıyorsun? Ben de boş bulundum, bir iltizam arkadaşım olur dedim. Lütfi Doğan için. O da benim bu arkadaşım olur sözünün üzerine. Bizim dedi babamızın dedi hocasıydı. Şimdi arkadaşlık.
Kaç yaş fark var yani, değil mi? Evet. Belki babasıyla aynı yaşta olabilirler veya yakın yaşlarda olabilirler. Bizim Kemaliye veya Kema, şu anda yanlış söylemiş olmayayım. Erzincanlı, evet. Erzincanlı. Hangi? Evet, Lütfü Doğan Hoca orada müftülük yapmış. Dolayısıyla işte Kemaliye babasıyla ahbaplığı, arkadaşlığı da oraya istinaden söyleniyor. Her zaman dedi gelebilirsin. Fakat o mukavele, o 15 gün sonra yapılacak denilen mukavele yapılmadı. Aylar geçti, yıl geçti. O mukavele yapılmadı. 1974 yılının bitmesini biz bekledik. 75 yılında yeni bir mukavele yapıldı. Yeni mukavelede de Kemal Bey'in, Kemal Can Türk'ün söylediği rakam yazılı değildi. Gene eski rakam yazılı mukavelemin üzerinde. Ben de daha önce hiç rahatsız etmek istemiyordum Kemal Bey'i. Fakat ağabey kardeş olduk, bu kapı sana her zaman açık falan dediği için dedim bunu bilmesi lazım, hatırlatmam lazım. Kemal Bey daha sonra Ticaret Bakanı oldu galiba. Daha sonra evet, Ticaret Bakanlığı yaptı. Adalet Parti'nin nezdinde koalisyon hükümetlerinin birisinde Ticaret Bakanı oldu. Ben tekrar Kemal Bey'e gittiğimde sekreter de beni tanıyor. O da üzülüyor bu randevu görüştüremediğinden. Kendisinde mesuliyet kalır. Kendisine bunun kabahatini yorarım diye düşünüyor. Öyle düşünmesine gerek yoktu aslında ama öyle de düşünüyor. Neticede 3-5 gün ben devam ettikten sonra dedi ki Kemal Bey'in dedi toplantısı var başbakanlıkta. Koridordaki kapıdan çıkacak. O kapının önünde beklersen dedi görürsün kendisini. Tamam dedi, kapının önüne geldim ve Kemal Bey'le karşı karşıya geldik. Efendim beni emretmiştiniz dedim. Baktı sen kimsin dedi. Efendim dedi, ben aylar önce bizim bu askerlikten döndükten sonra sizi ziyaretim vardı. Bir taraftan da yürüyor. Yarım öyle duraksar gibi oldu. Tekrar baktı bana. Ben seni tanımıyorum dedi. Ve yürüdü gitti. Kemal Bey'le de biz o tarihten sonra bir daha görüşmedik. Görüşmüş olsaydık ben bunu kendisine hatırlatmak istiyordum. Kendisi halen hayatta. Buradan kendisine saygılarımızı sunuyoruz. O kendisine bir de iltifat olarak muhtelif toplantılarda bana Boncuk Kemal derler. Boncuk Kemal. Evet, Boncuk Kemal derler diye muhtelif toplantılarda bunun şahidi sadece ben değilim. O toplantılara katılmış olan bütün planlama mensupları bana dedi böyle söylerler. O zaman ne manaya geldiğini pek fark edememiştim. Şimdi niye Boncuk Kemal denildiğini daha iyi yorumlayabiliyorum. Peki ben şeyi de merak ediyorum abi. Şimdi o ayrı bir safahat sizin Amerika günleriniz. Onu da inşallah unutmadan önümüzdeki programlarda konuşuruz. Fakat Amerika'da siz 2 sene bulundunuz. O sırada Sezai Bey'le olan irtibatınız devam etti mi, edebildi mi? Tabii Sezai Bey'le gene mektuplaşıyorduk. O mektuplaşmalarımızın esnasında 70-71 yılı biz Ankara'da Nuri Pakdil, efendim Erdem Bayazıt, Akif İnan ve Fakir'in iştirakiyle Edebiyat Dergisi'ni çıkartıyorduk. Sezai abi böyle bir derginin çıkartılmasından hoşlanmadı. Diriliş Dergisi'ni çıkartalım diye düşünüyordu. Bu hangi sene oluyor abi? İlk çıktığı edebiyat? Diriliş Dergisi'nin ilk çıkışı 1969 yılı Şubat ayı. Edebiyat Dergisi? Özür dilerim ben yanlış söyledim. Edebiyat Dergisi'nin çıkışı 69 Şubat ayı. Diriliş Dergisi ise ilki 1960 Nisan-Mayıs aylarında 2 sayı çıktı. Arkasından uzun bir tatile girdi. 1966 Mart ayından 1967 Mart ayına kadar bir yıllık bir çıkışı var. O bir yıldan sonra tatile girdi Diriliş Dergisi.
68 yılı boyunca tatil oldu. Bu arada da yeni bir dergi ihtiyacıyla ilgili etraftan söylentiler, efendim, hatta bir tür baskılar var. Biz de Ankara'da keşke Diriliş Dergisi yeniden çıksa diye düşünüyoruz. Nuri abiye dedi ki, git Sezai abiyle konuş, Diriliş Dergisi'ni çıkarsın. Böyle talep var. Sezai abi de henüz çıkmanın zamanı gelmedi kabilinden, tam cümle cümle ben hatırlayamayacağım. Çünkü etraftan bir sürü şeyler, konuşmaların tabii arasından seçip çıkartmam lazım. Neticede derginin çıkmayacağına dair bir bilgi, bilgim var. Artı Ankara'da gene 68 yılının yaz aylarında benim gene hazır olmadığım, her nasılsa acaba izin dolayısıyla Ankara dışında mıydım? Her ne sebepten ise Sezai ağabey Ankara'da, fakat ben onun Ankara'da olsa, ben de Ankara'da olsam gitmemem söz konusu değil. Peki siz olmadığınızda ilk görüştüğün Nuri Pakdil miydi? Sezai Bey'in Ankara'ya geldi diyelim. Siz hasbelkader yoksunuz. İşte Nuri abiyle, evet, efendim Erdem Bey'in rahmetli hazır oldu. Çıkartalım falan deyince daha vakti gelmedi. Şimdilik böyle olsun falan filan biçiminde şeyler var, görüşmeler var. Hatta Diriliş'in artık sürekli tatile girmiş olduğuna dair bir bilgiler var. Ben kendi şahitliğim olarak anlatmıyorum bunları. Daha sonra işte Nuri abinin, Erdem Bey'in, Akif'in tanıklıklarına istinaden söylüyorum şu andaki cümlelerimi. Sonuçta Ankara'da bir gün beraberiz, dördümüz. Yani Nuri Pakdil, Akif İnan, Erdem Bayazıt ve ben. Nuri abi dedi ki, dergimizin ismi ne olsun? Gökçe Yazın dedi, olsun arkasından da. Gökçe Yazın öz Türkçe'de edebiyat anlamına geliyor. Ben de dedim ki, abi Gökçe Yazın kelimesi biraz kulak tırmalayıcı olabilir. Alışkanlıkları evet insanlar zedeleyebilir. Eğer dedim bir cins ismi, özel isim olarak vereceksek edebiyat diyelim. Akif'in eski dil zevki var. Divan edebiyatı, çok gelişmiş bir divan edebiyatı zevki var. Eğer bu programlarımızda denk düşerse inşallah onu inşallah ayrıca çok anlatmamız lazım. Çok Akif'i, Erdem'i, Cahid'i, inşallah Alaaddin'i. Çok iyi olur. Bunları ayrı ayrı anlatmamız lazım denk düşerse. Edebiyat birikimi olarak veya eski divan edebiyatı birikimi olan birisi olarak Akif'e de çok cazip geldi. Ustaz dedi. Edebiyat olsun. Ustaz diye hitap ederdi. Kelimenin orijinal telaffuzuyla. Nuri Üstad abiye mi hitap ediyor? Akif, Nuri Pakdil'e hitaben. Erdem Bey de buna destek verdi. Böylece derginin adı Edebiyat olarak kararlaştırıldı. Fakat dedik ki, şimdi Sezai abiye haber vermeden bu derginin çıkartılması doğru değil. Onun da görüşünün en azından alınması, en azından bilgilendirmemiz lazım. Nuri abi birkaç defa gitti geldi. İşte her defasında çok hüsnü kabul görmemiş soğuk olarak döndü. Dergi çıkmaya başladı. Dergi çıkmaya devam ederken 1969 Şubat ayı olduğunu söylemiştim. Ben 1970'in Şubat ayında, yani derginin çıkmasından bir yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Toplam 19 ay orada kaldım. Ve Nuri abi ile Sezai abinin de böyle bir şeker renk olduklarını biliyorum. Her ikisine yazdığım mektuplarda da biraz da doğrusu kendi sınırlarımı da açtığımın farkına vararak tekrar bir araya gelseniz ne güzel olurdu kabilinden, böyle akıl verme perdesiyle değil de bir hatırlatma, bir kardeşçe, bir kardeş efendim, bir oğul olarak, tavrıyla, dileği olarak. Evet, hatırlatma kabilinden her mektubumda da bunları yazıyordum. Neticede
Amerika süremiz doldu. Ankara'ya geldim. Bir yıl sonra 72'de askerle gittim. Tekrar çemberi tamamlayalım. Asker dönüşüne gelelim. Evet. Araya Kemalcan Türk anekdotu girdi. Şimdi yine Sezai Bey'de. Ama asıl maksadımız Sezai Karakoç'u anlatmaktı. Ankara'ya geldiğimde bu benim de planlamaya girme sürecim henüz kesinleşmemiş. Dolayısıyla bekleme dönemim devam ediyor. Sabahleyin Sezai abinin Maliye Bakanlığı'ndaki yerine uğruyorum, Ulus'ta. Öğleden sonra da Nuri abinin bürosuna uğruyorum. Daha doğrusu Edebiyat Dergisi'nin bürosuna. Akay'da mıydı abi? Akay'daydı, evet. Akay'da. Demirciler Pasajı diye bir yer var. O pasajın içindeydi. İkisinin arasındaki o soğukluk da devam ediyor. Ankara'dayken de devam ediyor yani. Devam ediyor. Bir gün Sezai abi de, dedim ki, abi dedim gel Nuri abiyi biz ziyaret etsek. Olur mu dedi. Onun dedi beni ziyaret etmesi gerekir. Ben dedi Ankara'ya geldikten sonra Nuri Pakdil dedi, Nuri dedi beni ziyaret etmedi. Tabii diyecek bir şey yok. Onun üzerine öğleden sonra Nuri abiye uğradığımda, abi dedim Sezai abiyi niye ziyaret etmiyoruz ki, gel beraber bir ziyaretine gidelim. O da dedi ki ben ziyaret ettim. Sezai dedi ben ziyaret ettim. Şimdi ben kontrpiyede kaldım fakat bir şey de söylemedim, herhangi bir şey söylemedim. Çünkü söylediğim anda bir yanlışlık yapıp ipi İyice. Kopartma durumu söz konusu olabilir. Sabırla dedim ben bu işi arkasını kovalayayım bakalım nedir. Ertesi gün Sezai abiye gittiğimde, abi dedim ne olur ki gitsek, o gelmemiş olsun. Büyüklük sizde kalsın. Zaten siz büyüksünüz. Kendisi hep şunu söylerdi. 33 doğumlu olduğu için, Nuri abi de 34 doğumlu. Ben yaşça daha büyüğüm. Onun küçük kardeş muamelesi yapması lazım. Bunu da bildiğim için. Büyüklük dedim sizde kalsın. Biz dedim Nuri abiyi ziyaret edelim. Olmaz dedi. Onun dedi beni ziyaret etmesi lazım. O dedi ziyaret etmedi. Ben tekrar Nuri abiden bir haber vermedim. Tekrar Nuri abiye döndüm. Abi dedim ya olsun ne olur ki yani bu işin seni beni mi var? Eskiden dedim biz o geldi ben gelmedim gitmedim öyle falan. Öyle bir hesabımız yoktu. Evet böyle bir hesap yapmazdık. Gene yapmayalım. Rasimciğim dedi ben dedi gittim dedi. İki defa dedi gittim dedi Sezai'ye. Şimdi dedi onun gelmesi lazım. Ertesi gün tekrar Sezai Bey'e gittim. Abi tekrar ziyaret etsek ne olur? Hayır dedi olmaz. Ama dedim bak Nuri abi sizi ziyaret etmiş. Hayır dedi öyle bir şey yok dedi. Benim dedi ziyaret etmedi. Şimdi Nuri abinin özelliklerini, Sezai abinin özelliklerini bildiğim kadar öbürünün de çok en ince noktalarına kadar bilirim. Nuri Pakdil'de yalan yoktur. Ya yani ziyaret ettim diyorsa ziyaret etmiştir. Şimdi bana düşen o ziyaretin tarihlerini öğrenmek. Tarih hafızası da son derece güçlü Nuri abinin. Nuri abiye gittiğimde dedim ki abi ne zaman hangi tarihlerdeydi sizin ziyaretiniz hatırınızda mı? Filan tarihte filan saatte. Filanca yerde, filanca konumda dairesine gitmiş Maliye Bakanlığı'ndaki. O tarihlerin kaydını zihnimde tuttum. Tekrar Sezai abiye geldim. Abi tekrar gidelim teklifinde bulunduk. Olmaz onun bana gelmesi lazımdı deyince. Dedim ki abi Nuri abi size işte şu tarihlerde gelmiş. Canım dedi o gelişler, geliş değil ki dedi o gelişler dedim. Protokol gelişleriydi. Olur mu dedi. Gerçekten şimdi, ziyaret olarak kabul şimdi etmedi. Problem çözülmüş oldu. Anladım. Onun üzerine ben de dedim ki, abi dedim madem protokol ziyareti diye kabul ediyorsun, protokol ziyaretinin
bir mütekabiliyeti vardır. Biz de buna karşılık olarak bir protokol ziyareti yapalım. Ona da dedi ki, bizim aramızdaki münasebet protokol münasebeti mi dedi. İşi dedi protokole mi dökeceğiz dedi. Ondan sonra tabii bize diyecek bir söz kalmadı. Efendim, bu olayda diyecek bir söz kalmadı ama Rasim Bey'in söyleyecek daha çok sözü var. Çok teşekkür ediyoruz abi bu güzel sohbetiniz için. İlerleyen sohbetlerimizde yine Rasim Bey'in tanıdığı, hepimizin çok yakından tanıdığı bu kıymetli isimlerle olan olayları, hatıraları Rasim Bey'in güzel dilinden dinlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben şimdi müsaade edersem bir araya girmek istiyorum. Evet. Bunlar çünkü çok mahrem şeylerdi. Çok mahrem olan şeyleri ben herhangi bir yerde de anlatmış değilim. Şimdi burada kamuoyuna bunları ifşa ederken inşallah birilerinin gönlünü, kalbini kırmış olmuyoruz. İnşallah değildir abi. Evet. Çünkü ben yani bunları ediyorum. Yapıcı olsun mülahazasıyla söylüyorum. Gerek planlamayla ilgili hatıralarımızda, gerek bu hatıralarımızda inşallah bir yanlışlık yapmıyoruzdur. Ben sanmıyorum efendim. Lisanlı olduysa affola diyorum. Eyvallah. Çok çok teşekkür ederiz abi anlayışınız için de, bu güzel sözleriniz için de. Efendim hayırla kalınız. Görüşmek üzere. Hayırlar olsun. Müzik